Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da son günlerde COVID-19 vaka sayılarında artış yaşanırken Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan İl Sağlık Müdürü Doktor Emre Erkuş, sıcakların virüsün etkisini yitirdiğine dair görüşün son derece yanlış bir algı olduğunu belirterek yeni normalin daha çok sosyalleşme olarak anlaşıldığına dikkat çekti. Belki bir hasta olduğu zaman ona karşı tedbir alıyoruz. Maskemizi kullanıyoruz, mesafemizi koruyoruz. Ama eve gittiğimiz zaman, bir arkadaşımızın yanına gittiğimiz zaman, bir yemek ortamına gittiğimiz zaman, bir taziyeye gittiğimiz zaman eğer bunları korumazsak daha hızlı yayılıyor. Yani hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu maalesef kimsenin bununla bir garantisi yok. Sıcak korumuyor, isot korumuyor. Ve sıcak bu virüsü öldürmüyor ve ölüm aranları da düşük değil. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doktor Emre Erkuş, Şanlıurfa'da son zamanlarda artan vaka sayıları normalleşme sürecinin vatandaşlar tarafından nasıl algılandığı ve daha birçok konu başlığı altında yönelttiğimiz soruları Kanal Urfa mikrofonlarına değerlendirdi. Tabii bu süreç sadece sağlıkçıların, sağlık camiamızın üstesinden geleceği bir süreç değil. Bu bir toplumsal süreç. Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken Şanlıurfa'da da artan vaka sayıları nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da uyarılar art arda gelmeye başlarken Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doktor Emre Erkuş normalleşmenin yanlış anlaşıldığını ve vatandaşların ne yazık ki rehavete kapıldığına işaret etti. Havaların ısınmasıyla beraber bu toplumumuzdaki yanlış kanılardan bazıları vardı. Sıcakla beraber virüs ölecek. İsot virüsü öldürüyor. Veya işte ölüm oranları azaldı. Bunların hiçbiri olmadı. Bunların hepsi sadece bizim belki kendimize avuttuğumuz veya inanmak istediğimiz şeylerdi. Ancak bunların ne bilimsel gösterildi ne de biz yaşayarak şu anda bunu tecrübe ediyoruz. Halkımız olarak bunu vatandaşlarımıza açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Sıcakla beraber, Haziran ayıyla beraber bizim vaka sayılarımız, Haziran'a kadar olan toplam vaka sayılarımızın 2 katını, 3 katını buldu. Ve ölüm oranlarımızda Haziran'a kadar olanın Haziran'dan sonra daha fazlalaştı. Bu virüs sıcakta ölmüyor. Virüs kalabalık ortamlarda, maskenin olmadığı ortamlarda, sosyal mesafenin olmadığı ortamlarda birbirimize bulaşıyor. Kimi vatandaşın alaycı yaklaşımıyla koronavirüs salgınının olmadığı gibi gerekçelerle kurallara uyulmamasının derin sonuçlara yol açtığını kaydeden Erkuş, salgına inanmayanları hastanenin COVID bölümünü görmeye davet etti. Hastanelerimizdeki yoğun bakım yatışlarımız arttı. Hazirandan öncekisine göre 3 kat arttı. Tüm hastanelerimize, ilçe hastanelerimize, merkez hastanelerimiz arttı. Ölüm oranlarımızda Haziran öncesine göre vaka sayımızın artmasıyla beraber o da arttı. Yani eğer inanmayan varsa, bunun olmadığını düşünen varsa, ben şunu söylüyorum, gelin ben sizi hastanelerimizi gezdireyim. Evde ve hastanede karantina uygulamalarının nasıl yapıldığını da anlatan Sağlık İl Müdürü Doktor Emre Erkuş, hastanelerdeki son durumu da aktararak henüz birinci dalganın yaşandığını, ikinci dalgadan bahsetmek için birinci dalgada vaka sayısının sıfıra inip süreç devam ederken vaka sayılarının yeniden artması gerektiğine işaret etti. Bugün artık yeni bir sürece geçtik. Artık bugünden itibaren test yaptığımız herkese hastanelerimizden 2 günlük ilaç vereceğiz. Yeni ilaçları sonucu çıkıp evlerine ulaştığı kadar yeni bir cihaz temini şu anda ilave şu anda Urfa'da 3 cihazla çalışıyoruz. 4. cihaz, 5. cihazla beraber çalışarak daha kısa sürede sonuçların çıkmasını bir takım teknolojik imkanlarla test süresi belli bir saatte çıkıyor. Bu süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz. Daha hızlı sonuç verip daha erken tedaviye başlayıp vakalarımızı daha erken izole etmek istiyoruz. İlk dönemlerde karantina tedbirlerini ciddi bir şekilde herkesin evinde bir polis imkanlarıyla jandarma köylerde bekleyerek bunlar yapıldı. Ancak bir noktadan sonra onların da güvenlik, asayiş, başka nedenlerle ihtiyaçları, Telebiyat, Rasulayn bölgesi gibi ihtiyaçları var. Denetim gibi durumlar var. Burada artık vatandaşımızın, toplumumuzun kendini izole etmesi gerek. Biz daha hala birinci dalgadayız. Birinci dalgamız bitmiş değil. İkinci dalganın olabilmesi için birinci dalganın bitmesi,
aradan bir süre geçip yeniden alevlenmesi gerekiyor. Bizim birinci dalgayı kontrol altına alıp ve alınan tedbirleri rehavete kapılmadan, sosyal mesafeye dikkat ederek, maskeyi kullanarak, dezenfeksiyonu uyarak bu süreci hep beraber, hep birlikte atlatmalıyız. Başka yolu yok bunun. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doktor Emre Erkuş'la yaptığımız özel röportajın tamamını bu akşam saat 20.30'da Kanal Urfa ekranlarından izleyebilirsiniz. Şanlıurfa'da son günlerde artan vaka sayıları her ne kadar insanları tedirgin etse de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ciddi bir kitlenin bulunması da son derece düşündürücü. Kentte yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan veya maskesini ağzını ve burnunu kapatacak şekilde takmayan yaklaşık 1000 kişiye 900'er lira para cezası uygulandı. Sosyal mesafemiz yok. Urfalılara laf anlatmak gerçekten zor. Kimseye sesini çıkaramıyorsun. Maske tak diyorsun, takmıyor. Sosyal mesafeye kimse uyulmuyor. Zaten ben sanal hali ortada. Dolmuşa binerken üstüne biniyoruz maalesef. Gerçekler söyleyelim. Bana bir şey olmaz demek diye bir şey yok hayatta. Her şey olabilir. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi toplama merkezi yakınında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar hemen maskelerini çıkararak yoluna devam ediyor. Maskesini çıkarmayansa maskeyi çene altına çekerek hem kendi hayatını hem de çevredekilerin hayatını tehlikeye atıyor. Toplama merkezi önünde polis ekiplerinin uyarılarıyla maskelerini takan vatandaşlar, denetimlerin artırılması ve herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtirken, kurallara uymayıp maskesi olmayan vatandaşlara ise polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Her şeyde bir asker polis bulunmaz, tamam mı? Herkes kendi ondan sonra yakıt derecesini, maskesini vesaire her şeyini yapması lazım böyle. Yani bütün görev vatandaşa düşüyor. Hiç kimse bir şey düşünmüyor. Dikkat etmemiz lazım. Mesafeyi korumamız lazım. Kurallara uymamız lazım. Genellikle zaten Urfa vatandaşlarımız çok duyarsız kalıyor bunda. Yani hiç kimse zaten maske takmıyorlar. Kimse ya umursamıyorlar. Vatandaş çağrılara uymuyor. Ulan'da itaat farzdır. Lütfen sorumluluk taşıyalım. Empati yapalım. Büyüklerimizi düşünelim. Küçüklerimizi düşünelim. Ya biz biraz önce otobüsten indik. Çok hava çok sıcaktı diye maskemizi şöyle indirmiştik. O yüzden yani haklılar, polis bey de haklılar. Birini görünce maske takmanın bir anlamı yok. Sürekli takması lazım. Canını koruması için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlama uygulanmayacağı yönünde anlaşılan bir açıklama yaptı. Bakan Koca, bayramda memleketine gidecek olanların trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkması gerektiğini söyleyerek, bayram namazı ve kurban kesimiyle et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bayramda memleketine gidecek olanların trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkması gerektiğini belirten Koca, taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır ifadelerini kullandı. Bayramda maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyaç olduğunu aktaran Koca, özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir dedi. Bakan Koca'nın bu açıklamaları Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama uygulanmayacağı yönünde anlaşılsa da son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'la bir araya gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Gaziantep-Şanlıurfa Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2021 yılında ihale edileceğinin müjdesini verdi. Şanlıurfa'yı inşası halen devam eden Adana-Gaziantep hızlı tren hattı üzerinden
tüm Türkiye'ye hızlı tren ağıyla bağlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep yüksek standartlı demir yolu inşaatı ihalesinin yapılması ve bu ihalede Şanlıurfa'nın yer almamasının ardından Şanlıurfa'ya hızlı tren gelmeyeceği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Söylentiler sonrasında Gaziantep-Şanlıurfa arasında yapılması planlanan yüksek hızlı tren projesi için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher'i de Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u makamında ziyaret etti. Cevher'i ve Uygun, Gaziantep-Şanlıurfa yüksek hızlı tren projesini görüştü. Ziyaret ilişkin Milletvekili Cevher'i, 12 Mart 2018 tarihinde yapılan proje ihalesinde çalışmaların %80'ler seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, 2020 yılı sonunda bitirilecek olan proje çalışmalarının akabinde 2021 yılında inşaat ihalesi çalışmalarına başlanacağını kaydetti. Ve sevgili izleyenler, canlı telefon bağlantımızda hattın diğer ucunda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali Cevher'i var. Sayın Vekilim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, şu tartışmalara bir nokta koyalım mı? Hızlı tren Şanlıurfa'ya gelecek mi, gelmeyecek mi? Şanlıurfa'ya verilen sözler tutulacak mı, tutulmayacak mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli hemşehrilerime, güzel insanlarıma bu konuyu açıklayabilme fırsatı verdiğiniz için. Dolayısıyla kanallarınız vasıtasıyla, ekranlarınız vasıtasıyla bütün hemşehrilerime sevgi, saygı, hürmetlerimi arz ediyorum. Şimdi 1 Kasım 2015 yılında biz vekil olduktan sonra tabii bizim malum biliyorsunuz tren Şanlıurfa'nın bir hayaliydi. Ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için de biz girişimlerde bulunduk. O dönemde vekil olur olmaz sağ olsun o dönemdeki genel müdürümüz ile görüştük. Malum biliyorsunuz bizim özellikle Mürşit Pınar demiryolu hattımız Suriye'deki savaştan dolayı kullanılamıyordu. Evet. Bu kullanılamıyor dedik. Değerli genel müdürüm, bizim yeni bir hata ihtiyacımız var. Ve Şanlıurfa için de demir yolu çok önemli. Zaten AK Parti hükümetlerde özellikle Cumhuriyet döneminde demir yolları atıl bırakıldığı için AK Parti hükümeti döneminde demir yollarına değer verildi. Bizim bu Şanlıurfa'ya hızlı treni getirmemiz lazım. Artık biz hızlı tren istiyoruz dedik. Sağ olsunlar çalışmaları başlattılar. Ve dolayısıyla 12 Mart 2018 yılında proje ihalesine çıkıldı. Şimdi bir demirin yapılabilmesi için güzergahının tespit edilmesi, efendim zemin etüdünün yapılması lazım. Dolayısıyla her yere adeta kuyu kazar gibi sondaj makineleri orada çalışma yapıyorlar, zemin etüdü yapıyorlar. Nerede tünel kazılacak, efendim nerede köprü yapılacak, bütün bunlar tespit ediliyor. Özellikle bu pandemi döneminden dolayı bir hafif gecikme olsa da inşallah 2020 yılının sonunda bizim bu projemiz bitmiş olacak. Güzergahımız tespit edilmiş olacak. Hatta biz bu 27. dönemde de vekil arkadaşlarımızla beraber gittik. Yine güzergah tespiti noktasında da orada genel müdürlüğümüzde de bir takım girişimlerde bulunduk. Organize sanayi bölgesine muhakkak uğraması gerektiğimiz mesela o dönemde ifade ettik. İşte Aligör üzerinden organize sanayi bölgesi ve Karaköprü üzerinden dolayısıyla Mardin ve orada ta şeye kadar Slopi ve Irak'a kadar gidecek olan bir hat. Tabii bizim bu proje ihalemizden önce bizden önceki diyelim ki Mersin, Osmaniye, Gaziantep proje ihaleleri yapılmıştı. Onlar projeleri bittiği için de haliyle Devlet Demir Yolları bunların inşaat ihalesine çıktı. Hı hı. Bizim projemiz bitmediği için bizi buna dahil edemediler. Ancak bu senenin sonunda inşallah projemiz bittiğinde güzergahımız da tespit olduğunda artık belgeler ve dokümanlar da netleşeceği için bu sefer onun üzerinden inşaat ihalesine çıkılacak. Hatta şunu da biz Genel Müdür Yardımcısıyla da görüştük. Malum Gaziantep-Urfa arasındaki arazilerimiz sadece Birecik'teki Fırat Nehri üzerinde bir köprü meselesi dışında çok ciddi manada Karadeniz bölgesi gibi engebeli olmadığı için zannedersem bir 5 milyar TL'lik bir rakamla ki demir yolu için çok yüksek bir rakam değil bu inşaat ihalemize çıkılacak. Genel müdürümüz dedi ki bu rakam bizim için de çok yüksek bir rakam değil. İnşallah projemiz biter bitmez en kısa zamanda biz inşaat ihalesine de çıkacağız.
Allah'ın izniyle benim güzel hemşerilerimi hiç merak etmesinler. Biz bunun takipçisiyiz. Muhakkak bizim hızlı trenimiz de gelecek. Projemiz bittikten sonra inşaat ihalesine çıkılacak ve hepimiz inşallah bunu göreceğiz ve onu da hep beraber seyahatimizi yapacağız. Şanlıurfa her türlü hizmeti hak ettiği için bu hızlı tren de en büyük hakkımızdır. Biz tabii inşallah bu Mardin üzerinde güzergahtan sonra bir de kuzeye bağlanmak için biz ayrıca talebimiz var. İnşallah bu sene Diyarbakır üzerinden Doğu Anadolu'ya ve Karadeniz'e bağlanmak için inşallah ikinci aşamada da talebimiz budur. Bu da gerçekleşecektir. Yeni hızlı tren Urfa'ya gelecektir. Ancak tabii muhalefet bu noktada ne yapıyor? Bir algı oluşturmaya çalışıyor. Onlar işte konuşarak ve algı oluşturarak yapılan hizmetleri baltalamaya çalışıyorlar. Benim güzel hemşehrilerim bugüne kadar bu tür yalan yanlış algılara prim vermedi. Ben inanıyorum ki bundan sonra da prim vermeyeceklerdir. Merak etmesinler. Yani bu proje biz başlattık Allah'ın izniyle inşallah bitirmek de bizlere nasip olacak. Sayın Vekilim tekrar teşekkürler. Tartışmalara da böylelikle bir nokta koymuş olduk. Şanlıurfa'ya evet. Hızlı tren gelecek. İnşallah. Yani bu hatta maliyetine kadar da hesaplaması yapılmış Devlet Demiroğlu tarafından. Onu da bilsinler. Yani bana ifade edilen rakam ortalama 5 milyar civarındaki bir rakama çıkabilir. Hatta genel müdür şaşırdı. Ya dedi neden bu kadar dedi rakamlar düşün. Çünkü dedi ki Urfa Gaziantep arası arazi elverişli. Hatta Urfa'dan sonra Mardin hattı çok daha uygun fiyatta olacak. Çünkü niye? Çünkü ovadan girecek demiryolu hattı. Bunu da bilsinler. Allah'ın izniyle bu da gerçekleşecektir. AK Parti hükümetimiz, değerli vekillerimizle beraber hepimiz bunun takipçisi olacağız. Sayın Vekilim, ana haber bülten içerisindeyiz ama hemen şöyle hızlıca ona da değinmek isterim. Geçtiğimiz günlerde de Tarım Bakanı'yla bir görüşme gerçekleştirdiniz. Şanlıurfa özelinde neler görüşüldü efendim o görüşmede? Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani orada biz tabii Tarım Bakanlığı bünyesinde birçok genel müdürlük olduğu için biz Urfa'nınla ilgili birçok hususu görüştük. Mesela Şanlıurfa özellikle bir tarım kampüsünü hak ediyor. Sağ olsun Fakı Baba Bakanı döneminde bunun projesi yapılmıştı. Tam ihale çıkma aşamasında seçimlere gidildi. Bunun ihalesi yapılamadı. Bunun gerçekleştirilmesi için biz görüştük. Fıstık işleme tesisinin gerçekleştirilmesi. Yine İlvan Arıtma Tesisinin Siverek efendim içme suyunun Viranşehir içme suyu hususlarını biz görüştük. Orman meselesi özellikle tarım kampüsü için dedik ya bizim bu noktada ödeneğimiz yok deyince biz şunu ifade ettik. Biz buluruz. Şimdi Tarım İl Müdürlüğü'nün çok değerli arsaları vardı şehir merkezde Ziraat Bankası'nın altında şehitlikte Esentepe'de. Eğer Şanlıurfa'ya yakışır bir tarım kampüsü ki bunun içinde eğitim tesisleri olacak, bütün birimler olacak. Bunlar valiliğimiz olarak değerlendirilip satışa çıkarılır. Bu parayla da biz Şanlıurfa'ya Türkiye'de örnek olabilecek bir tarım kapısı yaparız dedi. Bu noktada da hem tarım il müdürümüze hem de sayın valimize de ben bilgilendirmeleri yaptım. Tabii yine fıstık üzerinde görüştük. Fıstık ve badem yetiştirme döneminde malum biliyorsunuz çok ciddi manada hem çiftçinin geliri azalıyor hem de maliyetleri artıyor. Yetiştirme döneminde destek verilmesi hususunu biz sayın bakanımıza arz ettik. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sulama projeleri, GAP bizim için çok önemli. Evet. Malum biliyorsunuz hala Şanlıurfa'da 4 milyon dekar civarında bir arazinin sulanması gerekiyor. Yani işte insanlarımız malum biliyorsunuz ciddi manada sıkıntılar yaşanıyor. Mevsimi tarım için olarak özellikle 250-300 bin arasında insanımız Türkiye'nin birçok biletine gidiyor. Bu insanlar Şanlıurfa'da kalmış olsalar, Şanlıurfa'nın üretimine katkı sağlamış olsalar hem eğitimimiz çok daha kaliteli olacaktır hem de bizim tarımsal verimimiz çok daha düşük olacaktır. Bu insanlar kendi memleketlerinde kalacaklardır. Sulama projesi bu noktada çok önemli. Malum biliyorsunuz bütün GAP bünyesinde 18 milyon 220 bin dekar arazi bulunuyor. Bunun şu ana kadar gerçekleştirme oranı bütün GAP bünyesinde %32 ama Şanlıurfa'da gerçekleştirme oranı şu anda GAP'ın içerisinde %73. Ancak biz Şanlıurfa olarak da ancak sulayabileceğimiz arazilerin şu anda %55'ini sulayabiliyoruz. Bunun çok daha 4 milyon dekar. Çünkü 9,5 milyon dekar arazi sulanması gerekiyor. Yaklaşık 5,5 milyon dekar sulanıyor. 4 milyon dekar daha sulanması gerekiyor. Yine güneş enerji sistemini görüştük Sayın Bakanımızla.
megabayt bir enerjinin üretilmesi. Bu çok önemli bir proje. Finansman kaynağı Çin ve Almanya. Ben 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Bütün Atatürk Barajı'nda yıllık 2500 megabayt enerji üretilirse biz baraj gölü üzerinde kuracağımız, Duban'la kuracağımız güneş enerji sistemiyle 1000 megabayt enerji üretebileceğiz. Hem dolayısıyla baraj gölü suları buharlaşmayacak, hem ciddi manada bir katkı sağlanacak, hem oraya bir kira verilecek ve buradan elde edilen dolayısıyla gelirle de sulama birliklerinin özellikle enerji maliyetlerine ciddi manada katkı sağlanacak. Bu usul görüştük. DES organizeyi görüştük. Orada bir takım eşlikler var. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde Tarım Bakanlığı bir heyet göndereceği eşlikler dedim, tespit edip bunların bitirilmesi sağlanacak. Urfa ile ilgili hemen hemen birçok hususu biz Sayın Bakanımızla istişare ettik. Birçok hususa sağ olsunlar çok sıcak yaklaştılar. Delves Üçşehir bünyesinde ki bütün taleplerimize anında hemen cevap geldi. Sulama projelerimizin hayata geçirilmesi noktasında. Özellikle söyleyeyim, Şanlıurfa ile ilgili bütün hususları biz Ankara'da bütün gerekli kurumlar nezdinde takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Tarım Bakanlığı'nda, Gençlik Spor Bakanlığı mesela. Ben bunun tweetini atmadım. Ancak inşallah çok ciddi manada Urfa'ya yapılacak yatırımlarla ilgili bir lansman yapılacaktı. Biz bunu Urfa'da gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Fakat bu pandemiden dolayı olmadı. Bunu Ankara'da inşallah büyük bir salonda Urfa'ya yapılacak yatırımlarla ilgili bir lansman yapılacak. Sizler de inşallah o zaman davet edeceğiz. Hemen her ilçemizdeki ve merkezdeki bütün projelerimiz hayata geçirildi. Mesela Atatürk Baraj Gölü'nde Atat firması döneminden kalan güzel bir otelimiz vardı. Yıllardır atıl ve çürümeye bırakılmıştı. Orada ulusal çapta bir gençlik kampı. Yani sadece Urfa'ya değil, bütün Türkiye'ye hitap edecek bir gençlik kapının kurulması noktasında girişimlerimiz vardı. Son 2 yıldır ben üzerinde çalışıyordum, hamdolsun. Onun müzesini de aldık. Orada kapalı spor salonu yapılacağı için bozava yapmıyorlardı. Biz dedik ki olmaz, 30 kilometre gençlerimiz baraja gidemezler. Bozava için ayrıca bir kapalı spor salonu yapıldı. Bütün ilçelerimizde gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, efendim işte olimpik yüzme havuzu, bütün bunlar hepsi inşallah gerçekleşiyor. Bu noktada ciddi manada Urfa'ya yatırımlar yapılacağı için de bunu Ankara'da tanıtımını yapacağız. Hatta Sayın Bakanım dedi ki sadece Urfa'ya geldiğinde ben özellikle senin misafirin olmak istiyorum. Biz de Sayın Bakanım sizi ağırlamaktan Urfa adına onur ve şeref duyarız dedik. Urfa'da da kesin ağırlayacağız. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığı belediyelerimizle beraber ne zaman gitmişsek bütün taleplerimize TOKİ vasıtasıyla sıcak baktılar. Yani Urfa inşallah kısa bir zaman içerisinde merkezde de göreceksiniz. Her ilçemizde millet parkları böyle yüzer dönümlük parkları artık üçer beşer dönümlük değil yükselecek ilçelerimizde. Mesela biz yine dün gittik. İrvan ilçemizde de yine 100 dönümlük bir millet parkının yapılması için gerekli çalışmaları başlattık. Orman Genel Müdürümüzle görüştük. Aslan Ali Bayık Belediye Başkanımız buradalardı. Onun da sözünü aldık inşallah. Hamdolsun Urfa ile ilgili bütün projelerimizi biz teker teker hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bunun onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peki. Urfa bu noktada hak ettiğini teker teker alıyor. Bunu özellikle ben sayın hemşehrilerime, değerli büyüklerime, kardeşlerime, gençlerime ben arz etmek istedim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Vekilim bizler teşekkür ediyoruz sizlere yayın talebimi kırmadığınız çok için ve Şanlıurfalıları bilgilendirdiğiniz için. Ahmet kardeşim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Özellikle sesimiz olduğunuz için ve Urfa'yla özellikle hızlı tren noktasında da son noktayı koymaya vesile olduğunuz için de sizlere de özellikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Tekrar kolaylıklar diliyorum sizlere. Allah iyilik versin. Sağ olun. Ve devam edelim sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da termometreler bugün 46 dereceyi gösterdi. Kent sakinleri serinlemek için her yolu denedi. Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da vatandaşlar serinlemenin binbir yolunu arıyor. Uzmanlar kavurucu sıcaklarda su tüketiminin artması gerektiğine işaret ederken, vatandaşlar sulu ve serinletici meyvelerden olan karpuza ilgi gösteriyor. Geçen yıla göre bu yıl daha az ekildiği için karpuz fiyatlarında artış yaşanıyor. Ancak vatandaşlar karpuzdan vazgeçemiyor. Türkiye genelinde bu sene karpuz ekiliş az, ürün az. Hava da sıcak olduğu dolayı nedeniyle her tarafta talep var.
Ne bileyim yani, bu sene karpuz satışlarımız bayağı geçen seneye rağmen pahalı yani. Kavun da öyle, karpuz da öyle yani. Bir sene öyle çiftçiler bayağı para kazandı, güzeldir yani. Çöl sıcaklarının etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler bugün 46 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler kent merkezindeki parklarla Balıklı Göl'deki gölgelik alanları tercih etti. Çocuklarsa tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinledi. Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen kentin görülmeye değer olduğunu vurguladı. Kavurucu sıcaklardan gölgeli yerlere, ağaçlı kısımlarına genellikle gitmeye çalışıyoruz. Ama bazen de mecburiyetten dolayı güneşli yerlerde gezmeye çalışıyoruz. Sıcak ama Ege tarafı gibi değil tabii. Orada nem oranı yüksek olduğu için burada sadece kuru bir sıcaklık var. Ama herkese tavsiye ederim. Urfa çok sıcak. Burada yüzmeye geldik. Çok serinledik. Budur normaldir. Her zamanki gibi. Hayatımızda bir değişiklik yok. Normal sıcaklığımız, alışmışız. Urfa olarak alışmışız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye'nin Rasulayn kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. 14 sivil de yaralandı. Allahu ekber lezzetullah raslayn en aşırı sabah en aşırı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada bir sivil hayatını kaybederken 14 sivil de yaralandı. Resmi kaynaklara göre patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından yaralılar Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada PKK-YPG'li teröristler bu kez Rasulayn'da yaşayan masum sivillere hedef aldı. Rasulayn şehir merkezindeki halk eğitim merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler bir masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı ifadeleri kullanıldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla yapımına hızlı bir şekilde devam edilen ve açılış içinde sona gelinen modern kapalı semt pazarında hazırlıklar tamamlanmak üzere. Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesinin önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı semt pazarları yapım çalışmaları devam ediyor. Eyyubiye Belediyesi ilçeye yeni kapalı semt pazarları kazandırıyor. Harrankapı bölgesinde 1600 metrekarelik alanı kapsayacak şekilde tasarlanan kapalı semt pazarı yükselmeye devam ediyor. İlçe sakinlerinin önemli taleplerinden biri olan kapalı semt pazarı için düğmeye basan ve temel atma töreni gerçekleştirmeden yapımına başlanılan alanda son çalışmalar yapılıyor. Harrankapı bölgesinde 3 mahallenin semt pazarı ihtiyacını giderecek şekilde tasarlanan projeyle bölgenin önemli bir eksikliği giderilmiş olacak. Bölgenin mimari yapısı da dikkate alınarak tasarlanan kapalı semt pazarı, ihtiyaç olan pazar alanına uygun olarak tasarlanıp, tek seferde 160 pazar tezgahını içinde barındıracak şekilde dizayn edildi. Modern yapı malzemelerinin kullanıldığı kapalı semt pazarında asma germe membran işlemi yapan ekiplerin çalışması kısa sürede tamamlanıp, semt pazarı açılışa hazır hale getirilecek. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yaptığı yazılı açıklamada, İlçemizin önemli eksikliklerinden biri olan kapalı semt pazarları için çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. İlkini Harrankapı bölgesinde yaptığımız alanda sona gelindi. İnşallah kısa sürede açılışını yapıp bölge halkının hizmetine sunacağız. İlçe genelinde kapalı semt pazarı yapımı için de çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde belirlenen alanlara semt pazarı yapımına da başlayacağız ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'da Osmanlı döneminden kalma tarihi millet anında yine yangın çıktı. Yangın Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan tarihi millet anında çıktı. Anda henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden han görevlisi müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın tedbir amaçlı olarak itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangının çıktığı alanda tazyikli suyla soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı. Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında inşa ettirilen ve bir dönem askeri kışla ve Alman yetimhanesi olarak da kullanılan tarihi han uzun süredir kullanılmıyordu. Şanlıurfa Valiliği'nin girişimleriyle 3 yıl önce etrafı tellerle çevrilen ve koruma altına alınan tarihi hanın restorasyonu bitirilmeden tekrar durdu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programına Sancaktar Mahallesi'ne bulunan Oduncular Pazarı'yla devam etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Can Polat, Sancaktar Mahallesi'nde yer alan Oduncular Pazarı esnafını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Can Polat'a AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu, birim amirleri ve teknik heyet de eşlik etti. Esnaflarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, bölgenin eksiklikleri ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler alarak, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler çerçevesinde ilgili birimlere talimatlar verdi. Sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Can Polat, Haliliye Belediyesi'nin çalışmalarının ilçe genelinde titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, Oduncular Pazarı'nda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti. Öte yandan ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal Yedikuyu Mahallesi'ne bağlı Culfacık Mezrası'nda mahalle içi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediyemiz köyümüzde çalışmalar yapıyor. Sayın Mehmet Can Polat Belediye Başkanımız ve ekiplere teşekkür ediyoruz. Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Mehmet Can Polat'a, bütün ekibi, emeği geçenlere, herkese Allah razı olsun. Haliliye Belediyesi bizim köyümüze geldi. Başkandan memnunuz, işçiden memnunuz, hepsinden memnunuz. Allah razı olsun. Güzel bir çalışma oldu. Hepsine teşekkür ederim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle köy içlerinde yapılmıştır. Daha önce çamurdan çıkmıyoruz. Çıkmıyorduk daha doğrusu. Herkese teşekkür ederim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sokak hayvanlarına hizmet veren hayvan barınağını ziyaret etti. Birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüterek hizmet veren hayvan barınağını ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Beyazgül, sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için gerekli tüm destekleri sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle birlikte, beslenmesi gönüllü insanlar tarafından yapılamayan sokak hayvanları için yem ve mama desteğinde bulunulmuştu. Hayvan haklarına yönelik önemli bir duyarlılık gösteren Başkan Beyazgül, geçtiğimiz aylarda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşları hayvan barınağına davet etmişti. Harran Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığını korumak için pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye ekipleri tarafından kamu kurumları ve özel kuruluşlar başta olmak üzere ilçe otobüslerinde toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapılırken, zabıta ekipleri ise vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Harran Belediyesi, bir yandan rutin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında
vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hem vatandaşlara hem de esnafa maske dağıtımını sürdürüyor. Zabıta ekipleri sebze meyve pazarında emniyet şeridi çekerek, pazar esnafına sosyal mesafe ve maske takmanın önemiyle ilgili gerekli uyarılarda da bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında yazılı bir açıklamada bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, zabıta ekiplerimiz pazar esnafına ve vatandaşlarımıza maske dağıtarak kurallara uyulması hususunda uyarılarını yinelediler. Allah'ın izniyle bu kötü günleri en kısa sürede atlatacağız ifadelerini kullandı. Ve son dakika gelişmesiyle devam edelim. Sevgili izleyenler, ana haber bültenimize an itibariyle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye Günlük Koronavirüs tablosundaki son durum paylaşıldı. Ve 23 Temmuz 2020 tarihli Türkiye Koronavirüs tablosundaki son duruma göre bugünkü test sayısı 43.343, bugünkü vaka sayısı 913, bugünkü vefat sayısı 18, bugünkü iyileşen sayısı 1151, bugünkü test sayısı 43.343, bugünkü vaka sayısı 913, bugünkü vefat sayısı 18, bugünkü iyileşen sayısı 1151 ve tabloda yer alan genel rakamlarsa toplamda vaka sayısı 223.315, toplam vefat sayısı 5.563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.251, toplam entübe hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı 206.365 olarak açıklandı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı artan en çok iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. Burayı tekrar edelim. Son 3 günde vaka sayısı en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri ve Erzurum açıklamasında bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve sevgili izleyenler, Hilvan Belediyesi ekipleri tarafından 2020 faaliyet programı kapsamında üst yapı, yol yapım, bakım, onarım ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Daha güzel bir Hilvan hedefiyle çalışmalarını sürdüren Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezine bağlı Bağlar, Bahçeli Evler ve Kırsal Karaburç Mahallesi'nde yol iyileştirme çalışması başlattı. Devam eden üst yapı yol çalışmaları ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan, hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kırsal mahallelerde programlı bir şekilde başlatmış olduğumuz üst yapı yol çalışmalarının bir devamı olan Karaburç Mahallesi'nde kilitli parke taşıyla döşemesini yaptığımız yollar, mahalleye estetik bir güzellik kazandırmakla birlikte mahalle sakinleri daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Çalışmalarımız sadece kırsal alanlarla sınırlı değil, Merkez Bağlar ve Bahçeli Evler Mahallesi'nde de mevsim şartlarından dolayı hasar gördüğü tespit edilen yol ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor açıklamasında bulundu. Viranşehir Belediyesi ekipleri de merkez ve kırsalda yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kiraladığı 32 iş makinelerinin ardından hizmet ağını her geçen gün artırmaya devam eden Viranşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Üst yapı çalışmalarıyla kırsal mahalleler cazibe merkezi haline gelirken, yapılan hizmetlerle hem şehir merkezi hem de kırsal mahalleler modern görünüme kavuşuyor. İlçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, "Kırsal mahallelerimize pek çok alanda önemli hizmetler götürmeye çalışıyoruz. Bu maksatla bugüne kadar birçok kırsal mahallelerimizde stabilize yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığını ve bu çalışmaların hızla devam ettiğini, yapılan çalışmaların aciliyet durumuna göre belirli bir plan ve program doğrultusunda yapıldığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Çalışmaların hem kırsal hem de şehir merkezinde tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Başkan Ekinci,
Açıklamasının devamındaysa, hedefimiz Viranşehir'de yaşayan tüm hemşehrilerimize eşit hizmet götürmek. Bu sebeple ilçemizin her köşesini ihya ederek hep birlikte daha güzel bir ilçede yaşamanın yolunu arıyoruz. Viranşehir ilçesinin yaşanabilir ve örnek bir ilçe olması yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünün altını çizen Başkan Ekinci, yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da merkez ya da kırsal mahalle ayrımı gözetmeden Viranşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.